Karşımızda iki tane fonksiyon var. Bu y eşittir fx'in, bu da y eşittir gx'in grafiği. Buna ek olarak bir de x eşittir a ve x eşittir b doğruları arasında olup, y eşittir fx eğrisinin altında kalan alanı da ifade etmeyi biliyoruz. Evet, y eşittir fx ile x ekseni ve x eşittir a ve x eşittir b doğruları arasındaki alan. Bunu fx'in x değişkenine göre a, b arasındaki belirli integrali şeklinde ifade edebiliriz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Bu alanı da daha önce kullanmadığım bir renk kullanayım. Evet, y eşittir gx ile x ekseni ve x eşittir a ile x eşittir b doğruları arasında kalan bu alanı gx'in x değişkenine göre a ile b arasındaki belirli integrali olarak ifade edebiliriz. Şimdi de bu bilgiler ışığında bu iki fonksiyonun toplam fonksiyonunun eğrisi altında kalan alanının ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Bu aslında eğlenceli bir şey. Bu y eşittir fx'in grafiği öyle değil mi? Evet. Şimdi y eşittir fx artı gx'in grafiğinin neye benzediğini bulmaya çalışalım. x'in her değeri için önce fx'i bulacağız ve sonra da buna gx'i ekleyeceğiz. Bunun neye benzeyeceğini gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz acaba? Bir bakalım x 0'a eşitken gx'in göz kararı buradaki uzunluğu temsil ettiğini biliyoruz. Evet, eğer bu uzunluğu buraya eklersem, tahminen buralara bir yerlere gelirim değil mi? x eşittir a'da biraz daha fazla bir uzunluk söz konusu. Onu da bu şekilde ekleyelim. Evet, fx'in üzerine buradaki uzunluğu ekleyince yaklaşık olarak buralara bir yerlere gelirim. Bu arada bu yaptığımın tamamen göz kararı olduğunu ve bunu fx artı gx'in neye benzeyeceğine dair bir fikir elde etmek için yaptığımı da bir kere daha hatırlatmak isterim. A ve B arasında gx yaklaşık olarak bu kadarlık bir uzunluğa sahip. Bu uzunluğu buraya eklediğimde Buralara bir yerlere gelirim ve sonra da x eşittir b iken gx'in uzunluğu böyle bir şey olduğu için bunu buraya eklediğimde yaklaşık olarak buralara bir yerlere geleceğimi düşünüyorum. Sanırım çok oldu, evet bu, bu daha iyi. Bu ikisini birbirine eklediğimde elde edeceğim eğri aşağı yukarı buna benzeyen bir şey olacak öyle değil mi? Böylece fx artı gx'in yaklaşık bir grafiğini elde etmiş olduk. Bu noktada ilgi çekici bir soru sormak istiyorum buradaki alanı, yani pozitif x ekseninin üzerindeki ve y eşittir fx artı gx eğrisinin altındaki alanı. x eşittir a ve x eşittir b doğruları arasında kalan. Evet, pembeyi daha önce kullanmamışım. Evet, bu alanın fx artı gx dx'in a ile b arasındaki belirli integrali olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Ve şimdi size bu alanın buradaki iki alanla ne gibi bir ilişkisi olduğunu sormak istiyorum. Bu alanın buradaki alanla aynı alan olduğunu zaten biliyoruz ama buradaki yeşil alanla bu alan arasında nasıl bir ilişki olabilir dersiniz? Bu sorunun cevabını verebilmek için integralin ne anlama geldiğini düşünmelisiniz. İntegral neydi? bu alanı ifade edebilmek için burada çok küçük dikdörtgenler olduğunu varsaydığımızdan bahsetmiştik değil mi? Sonsuz bir incelikteki sonsuz sayıdaki bu dikdörtgenlerin dimitlerinin toplamını aldığımızda Riemann toplamlarını düşünürsek x'deki değişikliği dikdörtgenin yüksekliği yani fonksiyonun o noktadaki değeriyle çarpıyorduk ve burada da x'deki değişiklik aynı iken sizce bu yükseklik nedir diye sormak lazım buradaki yükseklik değil mi az önce bu grafiği elde edebilmek için buradaki yüksekliği kullandığımızı hatırlıyorsunuz o halde burası gx'in o değerde aldığı değerdir Dikdörtgenler her ne kadar ötelenmiş gibi görünseler de, ki zaten fx kadar ötelendiklerini de biliyoruz, çizmekte olduğum dikdörtgenlerin yükseklikleri ile buradaki dikdörtgenlerin yükseklikleri aynıdır. Sadece fx fonksiyonunun aldığı değer kadar ötelenmişlerdir. Dikdörtgenlerin aynı dikdörtgenler ve buradaki yüksekliklerinde aynı yükseklikler olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra bu dikdörtgenleri sonsuz olarak incelterek limit aldığımızda elde edeceğimiz şey aynı şeyi burada yaptığımızda elde edeceğimiz şöyle aynı olacaktır. Her ne kadar bir ispat yapmayıp size bunun arkasında yatan mantığı anlatmaya çalışıyor olsam da kısaca buradaki alanın buradaki alana eşit olduğunu söylemeye çalışıyorum. O halde bu eğrinin altında kalan alan yani fx artı gx dx'in a ile b arasındaki belirli integrali Buradaki iki belirli integralin toplamına eşittir. Bu, bazılarınıza çok açık, bazılarınıza da o kadar açık gelmemiş olabilir. ama integrallerle çalışmaya başladığınızda onları bu şekilde ifade edebilecek olduğunuzu öğrenmek, çok işinize yarayacak. Mesela, x kare artı sinüs x'in 0 ile 1 arasındaki belirli integralini, bu şekilde parçalayarak ifade edebileceğinizi, yani bunun x kare dx'in 0 ile 1 arasındaki belirli integrali artı sinüs x dx'in 0 ile 1 arasındaki belirli integrali olduğunu bileceksiniz. Ve bu, belirli integrallerle çalışırken ya da ne anlama geldiklerini düşünürken kullanacağınız çok güçlü bir prensip.